Anadolu ve Büyük Türk Dünyası 30 Ağustos 8 Eylül tarihleri arasında Etimesgut Belediyesi'nin düzenleyeceği geleneksel Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'nde bir araya gelecek. Bu yıl 16.sı gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası'nın festivaline 11 Türk Cumhuriyeti temsilciliği ve toplulukları ile Anadolu'yu temsilen 17 dernek, federasyon ve vakıf katılacak. 10 gün boyunca Türk kültürüne ve sanatına ait ne varsa Etimesgut'ta sergilenecek. Coğrafyasındaki nerede bir Türk yaşıyor, nerede bu milletin bir evladı varsa, öyleyse orada kalbimizin atması, onu orada hissetmemiz gerekiyor. Kim ne derse desin, kim hangi iddiada bulunursa bulunsun, ama biz birlikte olmak zorundayız. Biz güçlü olmak zorundayız. Biz geleceğe birlikte aynı ufka bakmak zorundayız. Başka çıkışımız yoktur. Sayın izleyiciler, biz geçen sene Kırgızistan'a gelen Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel Beyefendi'nin başkanlığında bir heyetle İstıkköl'de görüşmüştük ve o zaman da bir çekimlerimizi gerçekleştirmiştik. Şimdi yaklaşık bir yıl ötüyor bizim görüşmemizden. Sayın Başkan, önce hoş gördük sizleri, hoş bulduk. Ve siz de Kırgızistan'a gelişinizde anladık ki kardeş şehriniz olan Narın'la ilişkilerinizi daha da hızlandırıp geliştirmek niyetindeydiniz. Meclis üyelerinizle geldiniz. Şimdi bize neleri anlatacaksınız? Bir gelişme vardır mı bu işlerde şu anda? Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii biz belediye yönetimi olarak öncelikle Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Türk Cumhuriyetlerinden Azerbaycan'la, Kazakistan'la, Kırgızistan'la ve diğer Türk Cumhuriyeti devletlerimizde aynı millet olduğumuzu unutmuyoruz. Bu kapsamda ne kadar bizim imkanlarımız ve yetkilerimiz çerçevesinde diyalog kurabiliyor, ilişkiye geçebiliyorsak bu kapsamda çalışıyoruz. Yine bu yönüyle biz geçen yıl Kırgızistan'ın Narın şehriyle kardeş şehir olduk. Bu kardeş şehrimiz olmamızdan sonra Kırgızistan'a ziyaretimiz oldu. Orada hem Bişkek'te hem de Narın'da ilgili ve yetkililerle görüştük. Orada vatandaşlarımızla buluştuk. Orada şehirde bizi misafir ettiler. Sayın Valimiz başta olmak üzere belediye başkanı ve meclis başkanı orada bizi misafir ettiler. Şehirlerini tanıttılar. Orada biz ne yapabiliriz? Onlarla nasıl bir işbirliği içerisinde olabiliriz? Bunları konuştuk. Daha sonra dediğiniz gibi Isıkköl'de ziyaretlerde bulunduk. Bişkek'te ziyaretlerde bulunduk. Ve sonuç itibarıyla arzumuz, isteğimiz Kırgızistan'la ilişkilerimizin gelişmesi, yapabileceğimiz, birlikte yapabileceğimiz çalışmaların bir an önce yapılmasını arzuyoruz. Bu kapsamda biz Narın'da nasip olursa balalara bir okul yapacağız. Bunun altyapısını yaptık, tamamladık. İnşallah gerçekleşir. İnşallah. Programa da aldık biz bunu. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Tabii biz yerel yönetimiz. Bir de merkezi hükümet var. Biz yurt dışında yapacağımız ve yaptığımız hizmetleri merkezi hükümetin iznine tabi. Onun için şimdi merkezi hükümete bu talebimizi bildirdik yazıyla. Buradan izin bekliyoruz. Merkezi hükümet evet böyle bir çalışma yapabilirsiniz dediği andan itibaren projemiz hazır. Biz Narın şehrine, oradaki çocuklarımıza, balalarımıza bu söz verdiğimiz gibi bir kreş eğitim kurumu inşa edeceğiz orada. İnşallah. Dolayısıyla tabii ki biz sadece bunlarla kalmıyoruz. Bizim uluslararası
Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivalimiz var. Bu yıl 16.sını yapacağız inşallah. Ben 2000... onu söyleyecektim. Ben tabii, onu tabii, söyleyecektim tabii. Ama son... çok büyük askılarınız var maşallah. Tabii. İnşallah. Yani 2019 yılında bizim bu ciddi bir kültür etkinliği, ciddi bir toy ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Türk coğrafyasındaki yaşayan yaklaşık 350 milyon insanımızın katıldığı ve burada da bu coğrafyanın her köşesinde yaşanan kültürün, sanatın, folklorun, türkünün, şarkının ama bizi biz eden değerlerin evet. yaşandığı, yaşatıldığı, anlatıldığı büyük bir organizasyon. Buraya tabii elçilikler vasıtasıyla katılan ülkeler. Hangi ülkelerden gelecek efendim? Buraya mesela bugüne kadar katılan ülkelerimiz Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kuzey ne Kıbrıs güzel. Türk Cumhuriyeti. Türk dünyası bir arada. Tabii tabii hepsi Özbekistan gibi bütün Türk Cumhuriyetleri burada katılıyorlar. Türkmenistan'dan geliyor değil mi? Efendim? Türkmenistan'dan da var mı? Tabii 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 evet. Türkmenistan'dan da var. Bütün Türk Cumhuriyetlerinden katılımlarla birlikte aynı zamanda bağımsızlığını kazanamamış bu coğrafyada özel cumhuriyetlerimiz var. Mesela Kırım Türkleri, mesela Batı Trakya Türkleri veya işte Kerkük, Musul, Irak'taki Türkmenlerimiz, işte Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerimiz burada dernekleriyle veya vakıflarıyla bu meydanda, bu festivalde katılım sağlıyor, kendilerini anlatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla önemli ve büyük bir organizasyon. Bu organizasyon bizim bu sene 30 Ağustos'ta başlayacak, 8 Eylül'de bitecek, 10 gün süren büyük bir organizasyon. Bu organizasyonda başlangıcından bitimine kadar yaklaşık 1 milyon civarında bir insanımızın katılımı söz konusu. Tabii ki bu aynı zamanda televizyonlardan canlı yayınlanan bir büyük bir program. Türk Toyu diye adlandırdığımız. Efendim onu soracaktım. Amacınız ne? Böyle bir festival, emek veriyorsunuz, bu kadar insanları bir araya getiriyorsunuz. Amacınız ne? Amacımız siz bu programı, bu televizyonda çalışma kastınız ve amacınız neyse bizim de kastımız, amacımız o. Yani bir araya gelme, buluşma, kardeş kardeş. Bizi biz eden değerlerle bir araya gelip, evet biz ayrı ayrı devletler olsak da, ayrı ayrı yerlerde yaşasak da biz bir milletiz. Biz beraberiz, biriz. Bizim örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz, işte türkümüz, şarkımız, folklorumuz, giyinme kültürümüz, yemek kültürümüz bunlardır diyerek bunların bir kısmının Etemeskut'ta yaşanması, yaşatılması, gençlere anlatılması ve bunların etrafında buluşmak ve bunların etrafında buluşarak kaynaşmak ve güçlü olmaktır. Amaç budur. Yoksa bu çok kolay bir hadise değil. Sözünü ettiğim program çok zor bir program. Çok güçlü bir program. Ve ekonomik olarak ciddi bir maliyeti olan bir program. Zaman açısından önemli bir zamanı ayırdığınız bir program. Dolayısıyla şimdi bunu eğer bu kadar özveride bulunuyorsanız, bulunuyoruz, bir amacınız olması gerekir, bir hedefiniz olması gerekir. Biz bir Türk milliyetçisiyiz. Biz milletimizi seviyoruz, ülkemizi seviyoruz, Türk coğrafyasındaki soydaşlarımızı seviyoruz, insanımızı seviyoruz ve biz sevdiğimiz insanların Türk coğrafyasının hangi köşesinde olursa olsun sesini duymak istiyoruz. Sesimizi oraya duyurmak istiyoruz. Ve derdini paylaşmak istiyoruz. Derdimizi paylaşmak istiyoruz. Güzelliğimizi paylaşmak istiyoruz. Güzelliklerini paylaşmak istiyoruz. Yani kısacası kültür serfi biz, bilmiyor diyorum. Bizi biz eden değerlerde buluşmak istiyoruz. Onun için yerel yönetim olarak biz elimizden gelen budur, bunu yapıyoruz. Elbette ki yerel yönetim, belediye birçok alanda hizmet görevleri vardır. Ama belediyeler olarak bizler aynı zamanda kültürel, sanatta, sanatsal, sportif alanlarda da hizmet vermek durumundayız. Bunu yapıyoruz. Burada derdimiz kardeşliktir, derdimiz barıştır. Derdimiz yarınlar için birliktir. Daha güçlü bir birlikteliktir. Evet, ve inşallah. Bunu eğer ki biz böyle yapmazsak o zaman çocuklarımızı, gençlerimizi kaybediyoruz. Evet, doğru. Çocuklarımızı, gençlerimizi kaybettiğimizde
Doğru söylüyorsunuz. Geleceğimizi kaybediyoruz. Biz geleceğimizden emin olmak istiyoruz. Bize bu ülkeyi, bu Emeğini coğrafyayı bu kim, nasıl, hangi fedakarlık ve özverilerle bırakmışsa biz bunun farkındayız. Biz bunu biliyoruz. Dolayısıyla bütün gayretimiz, çabamız budur. Bu yönüyle elimizden gelen mücadeleyi ve çalışmayı ortaya koyuyoruz. Güzelliklerimiz çok bizim. Bizim milletimizin güzellikleri çok. Bizim milletimizin örfü, adeti, geleneği hiçbir millette yoktur. Doğrudur. Bizim insanımızın fedakarlığı, özverisi, bizim insanımızın türküleri, bizim insanımızın şarkıları hiçbir millette yok.